Evet sevgili dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Zölüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün gündem çok yoğun. 23 Mart 2024'ün ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. İkinci videoyu da çekeceğim. Bu maçlar, şunlar, bunlar, Süper Kupa e, tarihi, o, bu, o, şu. Bunlar bir sonraki videonun konusu. Şimdiki videoyu da çekeyim de diğer videoya da size fragman olsun. Edin Ceko istatistiksel olarak Süper Lig'in en iyi forveti oldu diyor. Niye böyle bir haberle giriş yaptım? bilin istedim arkadaşlar. Yani gönlü Fenerbahçe taraftarının gönlüne tat kurdu. Haftalardır gol kısırlığı yaşıyor. Ancak Süper Lig'in en iyi e, forveti olmayı başardı. Comparison'a yapay zeka indeks ortalamasına göre Boşnak Yıldız. Ligin şu ana kadarki bölümünde sergilediği performansla 279 puan ulaşmış. İkinci sırada da Galatasaraylı Mehmet Büyükekşi yer alıyor. Mehmet Büyükekşi'nin e, neyse gerisini konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Sonrasında kim diyor Güven Yalçın, Onaço, Mametiyam. Bu arada Trabzonspor'lu arkadaşlara teşekkürler. Şampiyonu belirledikleri için. Çünkü Trabzonspor'lu arkadaşlar hep aynı cümleyi söylediler. Trabzonspor şampiyonu belirler diye. Yani Trabzonspor'lu arkadaşlara göre 2023-2024 şampiyonu Fenerbahçe. Teşekkürlerimi sunuyorum hepsine. Fenerbahçe'yi şampiyon belirledikleri için. Şimdi Fenerbahçe'nin Şef Scout'ı Hull City'ye transfer oldu. Şimdi Fenerbahçe'den Hull City'ye transferler de yavaş yavaş başlıyor gibi. Aslında ilki tamamlandı bile. Aralık 2018'den beri Fenerbahçe'de Şef, şef Scout olarak görev yapan Batuhan Akçıl Fenerbahçe'ye veda etti ve Hull City'ye transfer oldu. Hocam çok mu önemli bir isim? 5 senedir görev aldığım Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City'nin başarıları için azimle çalışacağım emeği için herkese teşekkür ederim diyor. Arkadaşlar hani bazen e, evi taşıyacak olursunuz. Kendi aracınızda mesela ne sığar? İşte akvaryumunuz vardır. Aman dersin taşınma esnasında kırılmasın. Önemli bir şey benim için dersin. Şimdi i̇şte ne bileyim kuşunuz vardır. Başka böyle ufak tefek şeyiniz vardır. Hani önemli. Ya da kendi aracınızda neyi götürürsünüz? Ziynet eşyalarınızı. Çünkü genel o karmaşada çalın sayfayı yediniz. Kendi aracınızla taşınacağınız eve bunu götürürsünüz. Hani aklıma bu örnek geldi birden nedense. Olaylardan sonra giden gidene işte ilk kaçan ya da giden Leonardo Bonucci, Genoa kancası. Şimdi İtalyan ekibi Genoa gözünü diktim ve yeni sezon için Bonucci'yi istiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim Bonucci Fenerbahçe'de kalıcı değil zaten. Yani o yüzden Herhangi bir enteresanlık yok. Zaten 36 yaşında. İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor. Açıkçası Fenerbahçe taraftarları hani şu günlerde futbolu çok konuşamıyoruz ama Fenerbahçe taraftarının genel düşüncesi şuydu. Hocam biz Bonucci'yi niye aldık ki? Yani niye aldık diye. 8 maç oynadı, 379 dakika, bir tane asist yaptı. Ya biz niye aldık? Sürekli sakat, sürekli sakat diye. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz Bonucci'yi şapkadan çıktığı için aldık. Çok düşük bir maliyetle aldık. Çağlar sövüncünün kiralanacağı e, pek gündemde yoktu. O yüzden aldık. Eğer çağların geleceği kesin olsaydı bunu hiç almazdık. Ancak bir de diğer tarafından bakıyorum. Fenerbahçe Trabzonspor maçında bile 3 stoperi sakat çıktı maça. Ya şaka gibi ya. Ya bir takımın sürekli stoperi sakat olur mu ya? Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Ha. Hocam Bonucci gelmeseydi onun yerine Kent atsaydı. Kent'i de Avrupa maçında gördük. Muhtemelen çoğunuzdan geçer not alamadı bile. Nasip arkadaşlar hayırlısı. Ama e, Bonucci gelmeyip Crespo kalsaydı ben çok daha mutlu olurdum. Onu da söyleyeyim. Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Sezon başında ilan edildiği üzere diyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimler sebebiyle. 2-3-4 Nisan'da oynanacak maçlar. Galatasaray maçı 2 Nisan'da. Fenerbahçe'nin maçı 3 Nisan'da. Ne enteresandır. Süper Kupa finaline de ellemediler. Yani Süper Kupa maçı aynı günde olacak dediler. Bize duyumlar aktarıldı. 24 Nisan'a ertelendi diye. Yani ben gelen duyum bu şekilde dedim. Aktardım. Benim dışında birçok kişi yani hemen hemen herkes aynı şeyi söyledi. Ama sürpriz bir kararla ertelemiyoruz dediler. Neyse onu diğer kısmı detaylı konuşacağım. 4 Fenerbahçe futbolcusunun PFDK'ya sevk edileceği iddiaları var. Haber Global'in haberine göre TFF hukuk müşavili öyle bir müşavirlik mi varmış TFF'nin? PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacak demiş. Fenerbahçe'den Osterwolde 1, Osay Samuel 2, Batşuay 3, İrfancan Eğri Bayat 4. Bunların PFDK'ya sevk edileceğini söylüyor. Ben Tefelekler şöyle bir öneride bulunayım arkadaşlar. Ya bunların dördünü de sevk edin ya da etek giyerek gezin. Tamam mı? Gerçekten ama etek giyerek gezin. Yapmayın böyle şeyler. Dördünü de sevk edin. Hatta Mert Hakan yandaşı da sevk edin. Valla bak ağzımın orucuyla söylüyorum. E, Livakovic'i sevk edin. Yüzüne madde atıldı diye. Bak etmezseniz yani adam değilsiniz. Var mısınız? Bu arada bu sevkleri bekleyen arkadaşlar benden açıklama bekliyorlar. Hocam Galatasaray Trabzonspor arkadaşlar. Bazen kendimi farklı hissediyorum. Yani birilerine bir şey anlatmaya çalışırken anlatamadığımı hissediyorum. Ya da karşı tarafın anlamadığını hissediyorum. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama hiçbirini sevk edemezler. Etseler de ceza veremezler. Yalandan belki göstermelik kamuoyunun tepkisi dursun diye. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun özel haberine göre bu dört isim PFDK'ya sevk edilecek. Fenerbahçe cephesi de sevkler için özel önlem aldı. Hani ağır tahriklerle saldırılarla karşılaşan oyuncuların nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü delillerle savunmasıyla gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin aklıma gelmişken bir husus var. Mert Hakan Yandaş hususu. Şimdi Mert Hakan Yandaş'la ilgili ben bir sorular zinciri sorayım. Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında hiçbir şey yaptı mı? Hayır. Hocam biz de ona şaşırıyoruz. Yapmadı. Peki. Herhangi bir olaya karıştım. Hayır. Rakibi tahrik etti mi? Hayır. Olta hareketi falan yaptım. Hocam aslında İrfan Can Eğri Bayat yapıyor. Mert Hakan da yedek kulübesinde gülüyor. Biri küfür ediyor. Ana avrat küfür ediyor. Mert Hakan şöyle bakıyor. Sonra lan diyor ben olaya karışmayayım diyor. Geri çekiliyor. Yani Mert Hakan yandaşın herhangi bir hareketi yok. Doğru muyum? Maç sonunda da yok. Herhangi birisine tekmesi falan var mı? Yok. Şimdi bu kısma dikkat. Olur ya. Hani koridorda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı eğer Mert Hakan yandaşa yumruk attıysa Böyle bir şey olursa ömür boyu futboldan men edilmesi gerekir mi gerekmez mi onu soruyorum. Hani bu aralar adaletin bekçiliğini yapan bazı arkadaşlar var. Eee ikizleri. O arkadaşlara soruyorum. Eğer böyle bir yumruk olayı varsa Abdullah Avcı ömür boyu futboldan men edilmeli mi edilmemeli mi? Önce bunu soruyorum. İkincisi Trabzonspor bu yumruktan dolayı küme düşme cezası almalı mı almamalı mı? Eğer böyle bir şey varsa ha yanlış anlamayın. Ben içimden bir hissi geçiriyorum. Yanlış anlamayın. Yani yapmışsa diyorum elimde görüntü olacak hali yok ya sonuçta Trabzonspor'un stadı koridorlar onların koridor görüntüleri Trabzonspor'un elinde. Şimdi Mert Hakan Yandaş'a orada böyle bir şey yapıldıysa bu neyle açıklanacak? O kafasının duvara vurulması, Emre Kartal'a saha içinde 15 kişinin saldırıp bir de koridorda saldırması olayları falan iddia ediliyor ya. Ben de bir soru sorayım dedim kendi çapımda. Son olarak neden koridor görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıyor acaba? Hani İnsanlar şüphe ediyorlar ya. Acaba orada ne oldu diyorlar. Hani o sayı için Emre Kartal oyuncular için Fenerbahçe cephesi iddiada bulunuyor ya. Hani keşke Trabzonspor paylaşsa da Fenerbahçe cephesi yalan söylüyormuş ya. Herkes görse. Ha, görüntüleri hani kırpmadan etmeden paylaşsalar da herkes bir şey olmadığını görse diye ben de içimden geçiriyorum. Hissi olarak. Hani orada bir şey olacağını zannetmiyorum. Trabzonspor'un koridorlarında herhangi bir şey olsaydı yani şu ana kadar paylaşırlardı herhalde. Allah Allah. İlginç. Gerçekten ilginç şeyler. Ama bakacağız bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Livakovic şoku. Dün bunu bugün konuşacağımı söylemiştim. Livakovic ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı arkadaşlar. Habertürk'te yer alan habere göre. Siddetten en çok etkilenen isimlerden birisi Livakovic ve maçın ardından takımdan ayrılmak istediği öğrenilmiş Livakovic'in. Arkadaşlar haber doğru. Ancak bazı eksikler var. Maç sırasında kale arkasından birçok madde yağdı. Hırvat mafyası işin içine girdi. Bilmem bir şeyler oldu. Şöyle oldu. Böyle oldu. Ama tabi bunlar tırt şeyler. Çıkıp da Hırvat mafyası gelip Livakovic'e bunu yapacakları bir şey yapacak değil. Öyle öfürükten şişirdiler bence. Şimdi benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum demiş arkadaşlar soyun odasına vardığında. Ve ilk hamle teknik ekipten gelmiş. Zor ikna etmişler. İsmail Kartal ve ekip oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışmış. Ve Fenerbahçe yöneticileri devreye girmiş. Maçın ardından da şok geçirmiş. Yani devre arasında takım arkadaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışmış. Bu arada bugün gece 23'te maçı var. Bakalım ne olacak. Ee, Livakovic e, Livakovic'e maç soyun, soyun, odasına gidenken yumruklar atıldı. Yaşadığı olaylarda kendine gelmekte zorlanıyor. Ve Livakovic hani çok da ciddi açıklamalar olacak. Belki de bugünkü maç sonucunda birilerine çok ciddi etkileyecek açıklamaları olacaktır belki de. Yani merak içerisinde bekliyoruz. Osterwold'den Trabzonspor maçı açıklaması yumruk atmadım diyor. Şey, e, yüzüne tekme atmadım diyor. Hocam hatta ya görüntülerle mevcut. Osterwold de Hollanda basınına konuşmuş. Demiş ki insanlar bize doğru geldi. Hakem maçı bitirdiğinde biz galibiyeti kutlamaya başladığımızda insanlar sahaya bize doğru koşarak geldiler. İlk gördüğüm elinde silah olan maskeli bir adamda silah derken bıçak kastediyor. Ne olduğunu anlamadan etrafımız Trabzonspor taraftarıyla ve onları durdurmaya çalışan bazı görevliler tarafından sarıldı. Tek düşünebildiğimiz birbirimizi mümkün olduğunda çabuk güvenli bir yere götürmekti. Kafasına tekme atmadım diyor. Takım arkadaşıma doğru koşan maskeli ve silahlı bu ilk taraftarın kafasına tekme atmadım. Arkadaşlar görüntüleri ben de dikkatlice inceledim. Kola açık koluna geliyor tekme kafaya gelmiyor. Bizim gördüğümüz açıyla kafaya gelmiş gibi gözüküyor. Gerçekten diyorum samimi söylüyorum bak orucu orucu söylüyorum. Hani bir, o açıdan bakınca öyle. Başka açı çıkar yarın bir gün. Derler ki bak sizi yalan diyoruz. Başımız gözümüzün üstünde. Biz özür dilemesini de biliriz. Ama hakikaten doğru söylüyor. Kafasına tekme at, hani atmadım diyor. Ona tekme attım kabul ediyorum. Bunu yaptım çünkü tüm o kargaşa anda kendimizi büyük bir tehdit altında hissettik. Elinde silah vardı. Tehlikeliydi. Bize daha fazla bir şey yapmayacağından emin olmak istedim. Sonrasında görüntülerde de izledim. Yakından bakarsanız kafasına tekme atmadığımı görebilirsiniz diye. Arkadaşlar o sahaya giren arkadaş elinden bıçağı düşürüyor. Güvenlikçi alıyor. O görüntülerde de var. Yani vardır herhalde. Belli mi olur? Belki Fenerbahçe sevkleri bekliyordur. O sevklerden sonra kamuoyunu açıklayacaktır. Bunlar bunlar oldu. Hani roket atarla gireceksiniz diye. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Bundan sonraki ligdeki bütün maçlarımda taraftar, rakip taraftarlardan en ufak bir hareket gelirse. Sahanın içerisinde takımı korumakla yükümlü olan İçişleri Bakanlığı'dır. Emniyet güçleridir derim. Topu oraya atarım. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra rakip denilebileceği maçlarda herhalde güvenlik tedbirler alın. Ben Şanlıurfa'da Süper Kupa oynatacak zekayı merak ediyorum. Bu kadar olayın üstüne nasıl oynatacaklar o da ilginç. Neyse. Osterwald diyor ki cezayı hak etmedik. Kulüp şu anda bu konuyla meşgul. Bu konu ve futbolculara yönelik bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması gerektiği tartışılıyor. Ayrıca cezayı hak etmediğimizi düşünüyorum diyor. Haklı. Ligden çekilme gündemi eğer saha içinde çevresinde oyuncuların güvenliği garanti altına alınamazsa o zaman oynamak zorlaşır. Elbette futbol oynamak ve şampiyon olmak istiyorum. Ama bunu güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz diyor. Aslında şifreyi verdi Osterwold'e Fenerbahçe'nin ligden çekilme argümanını söyledi. Güvenliğimiz yok. 90 dakika boyunca yabancı maddelerle uğraştık. İşimizi normal bir şekilde yapamadık. Taraftarların saldırısı sırasında yapabileceğimiz tek şey kendimizi savunmak ve güvenli bir yere gitmekti. Eğer federasyon bunu düzgün bir şekilde değerlendirirse herhangi bir ceza almamamız gerektiğini düşünüyoruz demiş. Şimdi federasyon ve düzgünlük. Yani tipi malum şahsa benzeyen kişiden ben adalet beklemiyorum. Evladına bile adaletli davranmıyordur. O kadar diyeyim size. Varı yok, Galatasaray. Belki de bak ben o arkadaşa kızmıyorum. Belki de o arkadaş tehdit altındadır. Bilemeyiz. Belki de arkadaşa dediler ki ya Galatasaray şampiyon olur ya sen hayatını sonlandırırsın dediler. Bilemeyiz yani bir tehdit altındadır belki. Belki sevdikleri kaçırılmıştır. Yani bu kadar göz göre göre aleni kollama yaptığına göre ortada enteresan ötesi bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yani düşünseniz arkadaşlar Niye böyle bir kollama yapıyor bu arkadaş? Ve bu arkadaş bu kadar cesareti kimden alıyor? Garip değil mi? Bence bazı şeyler çok garip. Bazı şeyler aşırı garip. Hatta çok çok garip bazı şeyler. Yani bilmiyorum sonuç ne olacak. Şimdi Beşiktaş cephesinin bir itirazı var. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe olası sevkler için tamamen önlemini aldı. Ağır tahriklerle saldırılarla karşılaşan oyuncuların nefsi müdafaa yaptıkları güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek ama nereye? Ama nereye? Nasıl nereye hocam? TFF PFDK ya hukuk müşavirliğine. Bakacağız. Arkadaşlar Halil Umut ile ilgili Beşiktaşlı yöneticiler Beşiktaş Galatasaray maçında sahaya bir su atıldığında yardımcılarının yanına gidip anons istediler Lumut Meler. Trabzonspor Fenerbahçe maçında kıyamet koparken niye izledi? Sahaya onca şey atıldı. Sular, meşaleler, çifte standardı tüm Türkiye gördü demiş. Arkadaşlar Halil Umut Meler o maçın olaylarını da biliyordu. Maçın böyle olacağını da biliyordu. Halil Umut Meler talimatla maça geldi. Niye biliyor musunuz? Ben kanıtım da var. Telif hakkından dolayı paylaşamıyorum ama siz ömrünüzde hiçbir hakemin kale arkasına gidip sakin sakin dediğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu şikedir. Hakemin şikesidir. Hakem maçtan önce haber almıştır. Olaylardan haberdardır. Başına iş gelmemesi için kendini kurtarmak için böyle bir harekette bulunur. Halil Umut Meler eğer tribünlere sakin sakin yaptıysa mesela meşale atıldığı ana bir bakın o andan sonrasına. Bunun adı şikedir. Bunun adı Halil Umut Meler'de işin içindedir. Bunun adı çok başka şeydir. Benden söylemesin. Arkadaşlar ben UEFA'yla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, federasyon Fenerbahçe'ye ceza vermek istiyor. Hem de çok ciddi ceza vermek istiyor. Emsal teşkil etsin falan filan diye ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda yola açılsın diye. Hatta diye 5 maç Osai'ye 5 maç ceza düşünülüyor. Ee, Süper Kupa'da oynayamasınlar diye. Bunların hepsi yüzde yüz bilgiler arkadaşlar. Ve bu cezayı kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorlar. Ancak diyorlar ki biz bu cezayı tek başımıza vermeyelim. Başımıza iş alırız. Yarın bir gün dava edilirse hani Türkiye'de yırtarız da uluslararası arenada dava edilirse ayvayı yeriz diyorlar ve UEFA'ya danışıyorlar. FIFA'ya da danışıyorlar. Ee, ve geçen hafta Çarşamba günü ülkemizde bazı hukukçular varmış. Bunu sevgili Devrim Zengi de açıklamış. Ve görüntüleri izleyen hukukçuların tamamı aynı cümleyi kurmuş. Bu futbolculardan hiçbirine hiçbir ceza veremezsiniz. Hepsi nefsi müdafaa yapıyor. Ceza verecekseniz o şehrin güvenliğinden sorumlu kişiye verin. Ceza verecekseniz stat güvenliğini yetersiz bırakan kişilere ceza verin. Ceza verecekseniz adam öldürmeye teşebbüsten verin diyor. Yani uzun lafın kısası diyor ki burada güvenlik çemberini almayan, burada güvenlik zafiyeti oluşturan kişiler aslında bu futbolcuların ve teknik heyetin canına kastetmiştir. Asıl ceza alması gerekenler bunlar diyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu inanılmaz bir rey yapıyor. Şu anda ne yapacaklarını bilmez durumdalar. Herkese danışıyorlar, herkesten yardım almaya çalışıyorlar. Herkesten bir şey koparmaya çalışıyorlar koparabilecekleri tek şey sivilceleri olur bu saatten sonra. İstediğinizi yapsınlar. Bak ben ısrarla söylüyorum. Bak bu arkadaşların hepsine ceza verin. Vermezseniz adam da değilsiniz, insan da değilsiniz, mert de değilsiniz, delikanlı da değilsiniz. Galatasaray çocuğusunuz vermezseniz. Verin. Osterwolde'ye 10 maç verin. Niye sahaya giren şeye vuruyor, taraftara vuruyor? Üstelik saha zemini taraftarın alanı iken. Çello atılmış üstlerine. Niye çello attırıyorsunuz? Verin 20 maç ceza verin. Mesela Livakovic'e 50 maç ceza verin. Niye yüzüne madde attırıyor? Bak vermezseniz insan değilsiniz. Hadi buyurun ya verin. Vallahi verin. O sayi mesela üstüne bıçakla gelen kişiye niye saldırıyor? İlk yumruğu o sahaya atmış. Görüntülerde mevcut İlk yumruğu arkadaş atıyor. O masum takıma soyunma odasına gidin diyecek olan arkadaş atıyor ilk yumruğu. Ve siz asıl bombadan mahrumsunuz. Asıl bomba şu. Bizim hiçbir futbolcumuz yurt dışı basınına enteresan açıklamalarda bulunmadı. Şimdilik sadece normal açıklamalarda bulundu. Ama ben Hırvatistan maçının bitiminde Livakovic'in açıklamasını çok çok merak ediyorum. Ne açıklayacak ki? Siz anlatamam. Siz anlatsam da anlamazsınız da. Ben merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezsek seviniriz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere sıradaki videoda.